o DNA zincirinden bir şeyi kırıp adenin yerine guanini koyabilir. Ve bu mutasyon olur. Tamamen tesadüfi. Yani mutasyonlar tamamen tesadüfi ve kuantum fiziğine göre de hiçbir zaman önceden tasarlanamaz. Bir burada o İngilizce açısından bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi bu İngilizce'de bir, şimdi bizim Türkçe'de pek ayrımını yapmadığımız bir random ve chance meselesi var. Bu Francisco Ayala da buna açıklık getiriyor. Biyolojide random dendiğinde ne kastedilir? Biz Türkçe ikisini de tesadüf diye çeviriyoruz. Kitabı da burada. Evet, Francisco Ayala orada da çevirenler dikkat etti bana bilmem. Şimdi random meselesi şudur biyolojide. Bir biyolog, evrimci biyolog çalıştığında random dediğinde şunu kasteder. Bir mutasyon olduğunda bu bir amaca yönelik olmaz der. Mesela diyelim ki bir sonuçtur. Ne bileyim, Drosophila sineğine siz bir antibiyotiği şeyle Drosophila sineği diye bir zehirle öldürmeye kalktınız. O zehirin ölmesinden onu kurtaran bir mutasyon oldu diyelim. Bu mutasyon vücutta o zehirden kurtarmak kastıyla çıkmaz. Bizim bugün biyolojide bildiğimiz böyle bir mekanizma yoktur. Var mıydı bu eskiden biyoloji tarihinde böyle bir mekanizma iddiası vardı? Nerede vardı? Aslında Darwin'de de vardı. Lamarck'ta vardı. Lamarck'a göre insan vücudundaki değişimler random değildir. Sonra neo-Darwinizmden farklı olarak nedir? Bir amaca yöneliktir. Mesela zürafalar yukarıdaki yaprakları yemek istedikleri zaman vücutlarınla ona doğru teşebbüste bulundukları zaman o teşebbüslerinin neticesinde boyunları uzar. Şimdi Lamarckçı yaklaşımı alıntı yaptınız da. Buyurun. Bu random değildir. Yani bir amaca yöneliktir. Darwin de bu mekanizmayı almıştı ama doğal seleksiyonu daha ön plana çıkarmıştı. Hı hı. O zaman ne oldu? 19. yüzyıl genetiğinde, ki burada Mendel tabii de çok önemli ve tabii farelerin kuyruklarını keserek yapılan deneyler var, diğerleri var. Buradaki genetikte de bir yerde şunu gözlendi. Sonradan bu şeyler, yani bu tip çabalarla, yani sonradan kazanılan özelliklerin diğerlerine geçmeyeceği, genetikte evvelden Lamarckçı düşüncenin yanlış olduğu genetikte anlaşıldı. Ha, 20. yüzyıl genetiği de bugünkü neo-Darwinizm bu çerçevede oluşturuldu. Hı hı. Ha, Darwin'in içinde de Lamarckçı mekanizma olsa da Lamarck tamamen gözde düştü. Darwin'in mekanizmasını koparıldı Darwin'den ama Darwin daha ön plana tabi seleksiyonu çıkardığı için tabi seleksiyon ön plana çıkan bir evrim teorisi savunulmaya başlandı 20. yüzyılda. Ve ondan sonra bu modern genetikle birleştirildi. Ha, buradaki random'ı bir daha tekrar etmek gerekirse, İnsan organizmasının içinde mutasyon olurken ben şu zehirden kurtarılayım şeklinde bir amaç olmaması demektir random, rastgelelik. Ha, ama bizim bir teolojik açıdan tabii şöyle bir mesele var. Pek ona girmek istemiyorum. Her şeyi her an teolojiye sokuyormuş gibi gözüküyorum. Gerçi gerçekten öyle yapıyorum çok zaman ama. Yani hani bugün yap. Siz sorarsanız yaparım. Şöyle bir şey var. Bütün sürecin gerçekten bir şans eseri olup olmadığı, kurulup düzenlenip düzenlenmediği konusu, yani bütün prosesin bir chance olup olmadığı sorusu ayrı bir sorudur. Biyolojinin içinde random olup olmadığından Francisco Ayala'nın yaptığı o şey gibi farklı bir şeydir. Biyolojinin içindeki mutasyon olurken mutasyon bir amaca yönelik gerçekleşmez. Modern genetik mekanizması buldu, rastgele bir şekilde olur. Demin Kerem Bey'in anlattığı gibi bir süreç olur. Mesela bir radyasyon çarpmasıyla DNA'daki bir nükleit düşer. Onun yerine kopyalanırken yanlış kopyalanmadan olur. O da yanlış aminasidi kopyalar. Ondan sonra siz hemoglobinde bir yerde değişiklik olur. Orak hücre kansızlığını alırsınız. Başınıza belayı alırsınız. Tamam. Gibi mekanizma gerçekleşir. Demek istediğini anlatıyor muyum? Anlıyorum. Yani DNA'nın bizatihi kendisi ben şunu yapayım deyip de mutasyonu yapmaması demektir random. Ama bu bütün sürecin chance olup olmadığı, şans olup olmadığı gibi bir şeyden ayrı bir tartışmadır. Peki yani hocam.